Karayolları Trafik Kanunu'na göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi içinde zorunlu oluyor. Özellikle ticari araçlar 1 Aralık 2022 ile 1 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği takmak zorunda. 1 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar bu tarihten itibaren kış lastiği takmak zorunda kalacaklar. Hususi araçlar ise bu uygulamanın dışında kalıyor. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Yaşadığı iklim koşullarına göre ise bazı vatandaşlar can ve mal güvenliği için uzun yolculuklarında kış lastiği takmak zorunda kalıyor. Çünkü özellikle kırsal kesimde polis ve jandarma ekipleri kış lastiği takmayan sürücüleri karlı havalarda yolculuk etmesine izin vermiyor. Küçük sanayi sitesinde bazı özel lastik markalarının satışını yapan Ergün Arslan, araçlar için kış lastiğinin önemine ilişkin Ton TV'den Yonca Özden'in sorularını yanıtladı. Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde araçlardaki araç bakımı yanı sıra lastik bakımı da çok önemli ve hepimizin bildiği aslında kış lastiği takılır diye kış aylarında bunu biliyoruz. Şimdi biz de yerinde bu konuyla ilgili kış lastiği ile ilgili bilgi alacağız. Kış lastiği Aralık ayı başı itibariyle zorunlu takılması zorunlu olan bir yasa gereği çıkmış bir lastik zorunluluğu oluyor. Yok, bununla ilgili bazı bölgelerde kış lastiği zorunluluğunu çok sıkı yönetim olarak göstermiyorlar. Valiliğin kararına bırakıyorlar. Kış lastiği araçlardaki güvenliği ve araçların tutunmasını -7 derece altında daha iyi sağladığı için güvenlik açısından çok faydalı bir gereksinim. O yüzden dolayı kış lastiği bütün araçlarda olması gerekiyor kış aylarında. Kış aylarında tabii ki işte aracın güvenli sürüşünü çok büyük bir faydası, etkisi var. Hatta son zamanlarda sigorta şirketleri bile kış sezonunda yapılan kazalarda aracınızın üzerinde kış lastiği var mı yok mu diye onu bile kontrol ediyor duruma geldi. O yüzden aracın güvenli sürüşü, tutunması, yolda kaymaması ve bu konularda sürücüye de avantaj sağlaması durumunda çok faydalıdır yani. Arslan, kış ve yaz lastiklerinin fiyatları hakkında bilgi verirken, fiyatların marka ve kalitesine göre geçtiğimiz yıldan %200 ila 250 arasında arttığını belirterek, fiyatlarının 1000 lira ile 2000-2500 lira bandında seyrettiğini söyledi. Kış lastiği fiyatı yaz lastiği ile çok büyük bir fark yok bizim satmış olduğumuz grupta bilhassa ama sadece ufak tefek farklılıklar olabiliyor lastiğin ebatına göre. Yoksa kış lastiği yaz lastiğinden pahalıdır ya da ucuzdur diye bir fark olmuyor. Fiyat aralıkları tabii ki önceki yıllara göre bu yıl hemen hemen %200-250 civarı artış gösterdi. Fiyatlar genelde birbirlerine yakın. Yani kış lastikleri yakıtı biraz fazla yaktırıyor diye söyleniyor ama zaten bu da doğru. Çünkü tutunma fazla olduğu için lastiğin yürüdüğü esnada aracın hareketinde bir etki yaratıyor tabii. O yüzden yaz lastiğine göre yakıt farkı var. Ama tabii ki güvenlik açısından o fark önemsiz kalıyor.